Her zaman olduğu gibi hızlı başlıyoruz. Hoşur huşur seslerle. Neyse ki normalleşti hemen hızla. Sevgili Evren Bolgün de bir hızlı ekonomide daha karşınızdayız. Evrencim selam. Selamlar Endicim. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, sen? Çok şükür valla. Hallice diyelim, kilolarla. Hallice, aynen öyle. Hala pandemi bulutları üzerimizde dolaşırken biraz da vaka sayıları arttı galiba son birkaç gündür. Avrupa'da önlemler var. Tekrar ekonomiler kapatılacak mı, kapatılmayacak mı, stresler var. Ama bütün bunlar bir yana, bu hafta Merkez Bankası'nın kararı bir yana gibi. Herkesin gözü Merkez Bankası'nın bu haftaki PPK'da alacağı kararda. Geçen ayki toplantıda 200 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Sürpriz de oldu. İyi de oldu. Ama kur tarafında öyle çok Türk lirasına değer kazandıran bir tablo yok. Dolayısıyla baktım, bütün anketlerde herkes yine bu hafta bir faiz artışı bekliyor. Senin beklentin ne doğrultuda? Merkez Bankası ne yapabilir? Ne yaparsa piyasalara etkisi ne olur? Şimdi Hande, açıkçası yani zaten bu pandemi süresi içerisinde faizler, biliyorsun bunu konuşmuştuk daha önceki yayınlarda da. Pandemi süresi içerisinde epeyce, ben bu arada konuşurken de teknolojiyi kullanarak şeyi paylaşım yapmaya çalışacağım ekranda olsun diye. Şimdi şöyle, pandemi süresince aslında reel faizlerde ciddi anlamda bir negatif durum söz konusu oldu. Yani bu hepimizin yakinen bildiği bir şey ve Merkez Bankası da burada tabii bir yandan da ben konuşurken şu anda açmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle ki Merkez Bankası tarafında aslında enflasyon beklentilerinde belirgin bir yükselişte olmaya başladı yavaş yavaş. Çok değil ama en azından burada çok uzun süre boyunca ekrana gözüküyor değil mi? Şu anda görüyorsun. Evet, görüyoruz. Enflasyon beklentilerini aslında bu Merkez Bankası'nın piyasadan almış olduğu, işte piyasa profesyonelleri, iktisatçılar, ekonomistler, yani oyuncular diyelim genel olarak Türk piyasasında düzenli olarak anketleri alıyor ve anketleri yayınlıyor her ay. Şimdi dikkat edersen, yani bu çok uzun bir periyot tabii, yani 2008'den bugüne kadar ki aslında genel resmi son 12 yıl içerisinde görelim istediğim, o yüzden bunu bu şekilde tuttum. Dikkat edersen hani şeyin Amerika krizinden sonrasında aslında hemen hemen, yani 2008 hatta 2009'un ilk çeyreği Amerika krizinin bitişidir. Finansal anlamda söylüyorum. Finans piyasaları açısından 2009 çeyrek, ilk çeyrek. Ondan sonra bizim enflasyon aşağı yukarı %6 ile %8 beklenti anlamında tabii konuşuyorum. Gerçekleşen değil. Beklenti anlamında 6 ile 8 arasında epey bir süre gitmiş gelmiş. Yani 2016 sonları, hatta 2017'ye kadar, ta ki aslında 2018 yılında tamamen şeyin bozulmasıyla, bu Wright Brands'ın öncesi S-400'ler falan hepsi bir araya gelmişti Amerika ile Rusya arasında yaşadığımız sıkıntı Türkiye'nin. Şimdi orada zaten manşet enflasyon da bu beklentinin üstüne çıkmıştı. Yani buradaki beklenti aslında gerçekleşen enflasyonun altında gözüküyor. Ama şimdi son dönemde çok net bir şekilde şunu görüyoruz ki hakikaten enflasyonda bir kıpırdanma var yukarı doğru. Yani şimdi manşet enflasyon, biliyorsun 11 nokta, ben bu arada bir yandan da kapatayım onu. Manşet enflasyon bir anda 11.75'lerde. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Yani bu dönemden sonrasında kur kriziyle birlikte yaşanan, yani son yıllarda kur tekrar hareketlendiği için dolayısıyla nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağız durumla, bu önemli. Yani enflasyon tekrar yukarıya doğru, beklentilerde de işte 25-30 bas diyelim, yani çok fazla değil ama yukarıya doğru hareketleniyor. Dolayısıyla bu hareketlenme devam edecek mi etmeyecek mi, bu önemli. Şimdi Merkez Bankası açısından aslında ağırlıklı ortalama fonlama tarafında epeyce bir yükseliş yaptı Merkez Bankası. Yani onu da yine konuşurken ekrana getireyim. Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizi. Burada dikkat edersen
Yine bu uzunca bir dönemi aldım ki yaşanan Türkiye'deki faiz tarafında Merkez Bankası'nın nasıl bir politika izlediğini görelim diye. Şimdi yani 2011'den itibaren çok geçmişi konuşmuyorum ama az önceki enflasyon beklentilerinde yaşanan yükseliş gibi hatırlayacak olursan Merkez Bankası da işte biraz gecikmeyle birlikte sonra faizi %24'lere kadar çıkarmıştı ve arada bir periyot da işte geçti kitle ekranını kullanmak suretiyle o aslında 2018'deki tepe yapılan bir takım çıkıntılar var ya grafikte. Evet. Onlar da geç likidite ekranının kullanıldığı dönem. Şimdi oradan sonrasında yani son 1-1,5 yıla baktığımızda işte hızlıca faiz indirimi hatta enflasyonun altına doğru yapılan indirim hatta orada 2020 pandemi dönemi aslında görüyoruz en alt noktada, en alt seviyelerde, şu bölgelerde. Burada Merkez Bankası aslında işte %8,25'lik o zamanki gösterge faizin de altında fonlama yaparak ağırlıklı ortalama fonlama faizini %7,34'lere kadar indirmişti. Şimdi o tarihten yani bu dediğimde işte Temmuz ayı ortaları diyelim kabaca. Evet. Temmuz, Ağustos ve Eylül işte Ekim'in de ortasındayız. Şimdi bu periyot içerisinde aslında elimizde bir tek Merkez Bankası'nın yapmış olduğu 200 bas puanlık faiz artışı var. 8,25'ten 10,25'e çıkardı. Ama burada 480 bas puan, dikkat edersen burası 12,26 bu arada. Tam grafikten okunmayabilir ama bugünkü yani son dün Cuma günü itibariyle söyleyeyim. Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin maliyeti %12,26. Dolayısıyla aşağıdaki 7,34'lerden buraya kadar geliş 480 bas puan artış anlamına geliyor. Ama tabelada Merkez Bankası resmi faizinde sadece 200 bas puan yükseltim yapmış durumda. Ben bu arada yine kapatıyorum şeyi, Evet. ekranı. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var. Yani piyasa tabii ki bunu geçen yayında da konuştuk hatırlarsan faiz yükseltmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Her şeyin faizin çözümü olmadığını da biliyorum. Bunu konuştuk tekrar etmeyeceğim. Ama şu anki gelinen durumda madem bu kadar fonlamayı şeyden yapıyor, %12,26'dan yapıyor, o zaman resmi faizi de oraya getirmesi gerekir. Enflasyon beklentileri de dediğim gibi %11, 77'ler civarında yani %12'ye yaklaşan da bu yıl sonu için söylüyorum, 2020 sonu için enflasyon beklentileri de şu anda Merkez Bankası'nın politika faizinin üstünde epeyce yani 10-25'in hükümetin de enflasyon beklentisini açıkladığı YEP programınındaki 10,5'tu. Onun da üzerinde. Dolayısıyla demek ki faiz arttırma aslında yaparsa yani bu iki faizi birbirine şu anda eşitlerse bu da kabaca bence de yani 175 bas puandan aşağı olmayan yani %12'ye getireceği bir faizle gösterge faizi Merkez Politika Bankası faizinden bahsediyorum. politika faizini en az 175 bas puan arttırarak en az diyorum hatta işte 12-25 de yapabilir çünkü zaten şu anda orada yani 200 bas puan gibi diyelim kabaca 200 bas puan gibi bir arttırımla aslında mevcutun durumun ilanını aslında yapmış olur. Yani çok sürpriz bir şey olmaması gerekir. Şimdi tabii bunu yaptığı takdirde geç likidite şeyindeki faizi de 15-25'lere çekmiş olacak. Çünkü 300 bas puan da 300 bas puan da onun üstünde bir yeri var geç likidite tarafında. Yani işler daha da karışır. Türkiye'ye yönelik işte bir risk iştahında sıkıntı olur. Kalan portföyün yatırımlarından da çıkışlar devam eder. Yani çok iyi bir piyasa koşulları oluşmazsa önümüzdeki aylarda yıl sonuna kadar Merkez Bankası en azından bu arttıracağı toplantıdaki faiz sonrasında geç likiditeyi 15-25'e kadar yine para sıkılaştırma yöntemiyle bankaya verdiği paranın maliyetini bir daha faiz arttırma yapmadan geç likiditeyi yıl sonuna kadar şey yapabilir, tercih edebilir. Ha bunu yaparsa bu şekilde bence hani kur tarafında biz sonuçta çok aslında kritik yerlerdeyiz. Yani 7,90, 7,95 işte biraz aşağı iniyor ama yani o civarda dolaşıyor aşağı yukarı. Yani 8 liraya geçmedik ama 8 de çok 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 altına inmedik. Yani Evet. 7,5 programdaki hükümetin beklentisi aslında yeni ekonomi programında
7,50 gibi bir seviyeler gözüküyor. O kur ortalama beklentileri vardı ya program içerisinde. Onu konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Evet. Dolayısıyla onun üstündeyiz. Yani şu anda 7 şeyler 90'lar açıkçası yüksek. O yüzden hani böyle bir karar kur tarafında tansiyonun bir miktar daha azalmasına yardımcı olur bence. Peki o seviyelere yaklaşmamıza yeterli olur mu bu kadarlık bir faiz artırma? Yani sen diyorsun ki 200 bas puanlık bir artırma olursa bu sürpriz olmaz. Piyasanın beklentisi de %200 bas puan arasında aslında şu anda bütün anketlerde böyle. Ve 7,5 seviyelerine inmemize yeter mi acaba böylesi bir faiz artırımı sence? Yani Hande şimdi sürpriz olmaz derken şunu söylemek istiyorum. Yani geçen yaptığı toplantıdaki faiz artışı hatırlarsan piyasada bizler de dahil. O yani çünkü uzun süreden sonra ilk kez faiz Evet, artışı oldu ya. Geç likitte kullanarak politika faizinde çok oynama yapmayacağını o zaman düşünüyorduk. Ama onu yaptıktan sonra açıkçası hani bu gelinen durumda yani o tarihten bu tarihe döviz kurunda aşağı yukarı %4 civarında bir artış oldu. Yani 200 bas puan faiz arttırdık. Ağırlıklı ortalama fonlamayı da sıkılaştırarak paranın maliyetini yükseltiyoruz. Mevduat faizleri ve kredi faizleri tarafına da bunun etkisini gördük. Yani şu an itibariyle devam ediyor. Faiz artışı anlamında kredi tarafında. Dolayısıyla hani buradan sonrasında madem zaten yaptığın fonlama 12 %12,26, bunu enflasyon beklentileri de 12'ye doğru yaklaşmışken bu yıl sonu için 12 11,77'ler civarında 11,80 diyemek kabaca 12'ye çok yakın. Dolayısıyla bu durum altında bir faiz artırımını ağırlıklı ortalama fonlamasına yaklaştırmak Merkez Bankası nezdinde ciddi bir bence kararlılık göstergesi olarak gözükecektir. Yani bunu şeyden bağımsız olarak yani piyasa dinamiklerine göre ben gerekli kararları alıyorum. Dolayısıyla 400 bas puanda iki toplantıda faiz arttırdım. Zaten verdiğim paranın maliyeti de bu şekilde şu anda. Yani malumunu ilan edeyim aslında zaten piyasa şu anda o koşullardan bankalarla Merkez Bankası arasında ticaretini yaptığı için TL'de. Dolayısıyla hani o yüzden sürpriz olmaz diyorum. Yani olmaması lazım. Fazla beklenmeyen bir faiz arttırımı değil ki. Zaten şu anda paranın maliyeti TL'de bankalarla Merkez Bankası arasında bu seviyede. O zaman şöyle diyebiliriz belki sadece rakamsal olarak o faiz artışına değil ama aynı zamanda Merkez Bankası'nın günün koşullarına uygun diyelim tırnak içerisinde duruşuna da işaret edeceği için kur tarafında önemli bir etki de yaratmasını bekleyebiliriz eğer böyle bir faiz artışı olursa. Şimdi buna şöyle bir ilave yapayım. Yani zaten yakından piyasayı yani hem Gedik Radyo'yu hem senin programlarını ne kadar ekonomiyle ilgili yayınlar yaptığını da bildiğim için yakın takip eden dinleyiciler ve izleyiciler YouTube tarafında hani aşinadır ama tekrar edeyim en azından. Yani son 1-2 gün içerisinde gelen yabancı raporları özellikle yani işte bu Goldman Sachs, JP Morgan vesaire bunların hepsi şu anda aslında bu az önce konuştuğuma çok benzer açıklamaları yapmış durumdalar. Yani son dediğim gibi 1-2 gün içindeki açıklamalar bunlar. Biz bunları hani dediğimiz gibi geçtiğimiz haftalarda da faiz arttırımı yapması gerektiğini söylediğimiz için aslında yabancı şu anda net bir şekilde yabancı oyuncular diyelim. Bunlar çok büyük kurumlar. Türkiye'de yatırım yapıyorlar biliyorsun düzenli. Böyle bir beklentileri var. Fon yöneticileri tarafından da ben son aşağı yukarı bir hafta 10 gündür diyeyim yabancı fon yöneticilerinden. Türkiye'ye yönelik bir ilgi ama başlangıç yani çok büyük anlamda bunu yorumlamıyorum ama bir tekrar ilgilenme durumları olduğunu görüyorum. Zaten bunu geçtiğimiz şeyde Eylül sonundaki portföy durumunda gördük. İlk kez uzun bir aradan sonra aşağı yukarı tahvil ve hisse senedi tarafına 600 küsür milyon dolar gibi bir para girişi oldu toplamda 700 milyon dolara yakın. Dolayısıyla bu benzer yani söylediğim az önceki senaryo 22 Ekim günü gerçekleşirse ikide açıklamada yabancı portföy yönetimi oyuncularının yani TL'nin de çok ucuz olması sebebiyle tarihin en ucuz seviyelerinde yani bu reel efektif döviz kurundan görüyoruz. Evet. Çok somut bir şekilde. Dolayısıyla bir
Bunun süresini bilemem hakikaten. Ama bir tekrar portföy açma, yani pozisyon açma, yani pozisyon açma şeklinde bir eğilimlerin olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Bunu da istersen haftaya olacak olan şeye bağlayabiliriz. Yani 27 Ekim günü Sayın Bakan'ın bir şeyi olacak, yabancı yatırımcılarla telekonferansı olacak. Dolayısıyla eğer bu hani şeyleri birbirine bağlarsak o olguları, Perşembe günü Merkez Bankası'nın bu benzer söylediğim senaryo gerçekleştirmesi, Salı günü de böyle bir toplantıda yabancı yatırımcılara yönelik güven tazeleyici bir takım açıklamalarla, zaten farkındaysan son birkaç gündür bankalar başta olmak üzere bir alım var şeyde, borsada. Evet. Dolayısıyla ciddi alım var. Yani bugün borsada banka hisseleri önderliğinde yaklaşık %4'ler civarında banka hisseleri artış, uzun süredir olmayan bir durum. Evet evet endeks de öyle geldiyse 1200'ün üzerine çıktı. Epey bir zamandır görmediğimiz bir seviye bu. Evet, bu önemli yani. Yani 1200'ün üstünde kalması önemli tekrar yeni yükseliş için. Ama banka hisselerine uzun bir aradır, yani bu aşağı yukarı benim Mart'tan bu yana pek görmediğim bir durum. Yani bir gün içerisinde %4'lük artış banka hisselerinde ve bankacılık endeksi şu anda 3,9'lara yakın yukarıda. Yani %4 diyelim kabaca. %4'lük artışları bir günde pek görmüyoruz. Sürekli negatif ayrıştı bankacılık hisseleri. Evet. Banka hisselerine yabancıların teveccühü daha yüksek girişlerde, biliyorsun. Şimdi aslında hani hep söylüyoruz tabii ki faiz tek başına yeterli değil ama reçetede hani hep yeni normallerden, yeni yaklaşımlardan falan söz ediyoruz ama eski reçete ve geçerliliğini hala koruyor. Yani faiz verdiğin zaman ilgi artıyor. Bu kadar da net bir şekilde bunu görüyoruz. En azından başlangıç aşaması olarak. Peki sana bir fillerin de kanatları olsa sorusu. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi sen Merkez Bankası başkanısın, politikadan arisin, kimse sana karışmıyor ondan sonra ve mevcut beklentiler de böyle. Elindeki veri seti, işte enflasyon beklentileri, Türkiye'deki diğer makroekonomik göstergeler, pandemi, dünyanın geri kalanı tabloları da biliyorsun. Nasıl bir aksiyon alırdın bu hafta PPK'da? Yani yani faizi arttırırdım yani bir kere. Evet, Bu tabii. durum çok çok net. Yani ben bir 200'ün 225 falan da arttırabilirdim açıkçası. Çünkü yani burada kurda artış, dediğim gibi son bir ayda %4 civarı. Kur geçişkenliği aşağı yukarı %20'ler 25'ler civarı. Bunu üfede görüyoruz aslında. En son TÜFE arasındaki fark açılmaya başladı. Evet. Dolayısıyla bu üreticinin üzerindeki maliyet ister istemez tüketiciye yansıyacak yani kısmen. Dolayısıyla hani enflasyon tarafında hakikaten düşürmekte konusunda kararlıysak, yani bunu %12'lerin üstüne çıkma ihtimali var ya enflasyon, açıkçası çok net söyleyeyim. Yani %11 ile 13 arasında giden bir enflasyon, işte az önce sana uzun vadeli Türkiye'nin şeyini gösterdim. Enflasyon beklentileri hep 6-8 civarı hareket etmiş uzun yıllar geçmişte haliyle. Türkiye zaten enflasyonu %8'in altına çok kalıcı bir şekilde düşürmedi yıllarca. O yüzden ama burada tabii hani büyüme mi öncelik mi derken, 2020 yılını çok kabul ediyorum. Büyüme önemli. Bunu da hiçbir şekilde yadırgamıyorum. Yani kimse şey yapmasın tabii ki. Doğru yani. Çünkü bütün hükümetler öncelikli olarak kamu maliyesi teşvikleriyle birlikte, mali yani yardım ve teşviklerle ekonomilerini olabildiğince ayakta tutmaya çalıştılar aşağı Evet, yukarı. ama Merkez Bankası Başkanı olarak senin görevin, vazifen değil. Onu sen düşünecek Değil, değilsin ya. değil. Değil, Ha. değil. Tabii değil, O ama yani şu, ama orada da teknik faiz tarafında da yardım ediyorsun, onu demek istiyorum. ha, Yani aynen öyle. faiz tarafında yardım etti yani Merkez Bankası da fazlasıyla etti aslında, onu demek istiyorum. Yani negatif faiz uygulaması yılın ilk çeyreğinden itibaren hızlı bir şekilde devam etti şeye kadar, yaz ortasına kadar, işte Temmuz'a kadar diyelim. Evet. O yüzden hani şimdi artık bundan sonraki dönemde bu tabii ki COVID'in şu anda ikinci dalgası olduğu söylenen ülkeler de var. Avrupa özellikle deflasyonist eğilimleri sergilemeye başladı yine. Üretici ve tüketicide de, tüketim tarafında da biliyorsun yasaklar geldi Fransa'dan başlayarak. O Evet. yüzden hani onu bilemiyorum tabii, ona kadar ileri seyreder, bütün kışı mı kapsar, daha da ağırlaşır mı, onları bilemiyorum. Ama yani Evet. Türkiye açısından bence
Hani enflasyonda da kritik yerdeyiz demek istiyorum. Bu ipin ucunda fazla kaçırmamamız gerekiyor. Yani yüzde geçmişte yaşadığımız gibi 2018'deki gibi bir sıra dışı şeye piyasa koşullarının tekrar Türkiye ekonomisi ve Türk şirketleri aslında pek kaldıramaz. 40 milyona erişmiş vakalar dünyada, yeniden kısıtlamalar konuşuluyor. Ben şahsen ilk döneminde, ilk dalgada olduğu gibi, Covid-19'un başladığı dönemde olduğu gibi kısıtlamalar beklemiyorum, ama tabii ki bu pandemi ve kış koşulları da önümüzde olunca ekonomilerdeki toparlanmanın bir miktar etkilenme ihtimali de var. Aynı zamanda dünyanın en büyüğü Amerika'daki seçimler ve o seçim süreci de bunun üzerinde bir miktar etkili olacak. Şimdi bir para politikaları var, bir mali politikalar var. Pandemi döneminde bizim Merkez Bankamız para politikaları tarafında epeyce bir destek oldu aslında bakarsan. Başka merkez bankalarında bu kadarını görmedik. Ama asıl hikaye mali politikaları ve bu noktada da teşvikler konuşuluyor. Ve biliyorsun ki bu hafta içerisinde, geçen hafta, bu hafta değil, meclise sunuldu yeni teşvik paketi. Ve bunun içerisinde işte kısa çalışma ödeneğinden bir dolu başka yeni konuya kadar, işte işsizlik sigortası fonunun kullanılması, şudur budur mevzular var gündemde. O yüzden oradan devam edelim ve bu yeni teşvik paketi tarafında neler bekliyoruz, nasıl bir katkıdan söz ediyoruz? Şimdi Hande tabii şöyle bir şey, yani aslında ana motto istihdam büyük ölçüde. Birkaç noktası var ama yani bunun özü istihdam paketi diye telaffuz edilebilir. Zaten öyle de lanse edildi. Çok Doğru. da yanlış değil. Yani çünkü meclise istihdam paketi adı altında şu anda muhtemelen de bu hafta geçecektir şeyden genel kurulda. Şimdi burada tabii 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kısmi süreli, yani kısmi dediğimiz yabancıların bu part-time diye ifade ettikleri çalışma imkanı sunulacak. Bu Türkiye'de bugüne kadar pek görülmeyen bir hadise. Yani iş gücü istihdam piyasasında daha esnek bir durum. İşe geri alınan çalışanlar için de işverene teşvik verilecek. Ve kısa çalışma ödeneğinde senin de söylediğin gibi süresi tabi bu Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle birlikte ama Temmuz 2021'e kadar uzatılacağı telaffuz ediliyor. Kurumlar vergisi tarafında da Cumhurbaşkanı'nın 5 puan, %5 yani indirim yetkisi var. Dolayısıyla hani hem teşviklerin süresi uzatılıyor. Burada tabi detaylara yani çok fazla izleyicilere, dinleyicilere sıkmamak için girmiyorum. Ama sonuçta yani iş yerinde son çalışan, iş yerinde tekrar işe başlayanlara teşvik şeklinde bir uygulama var. Vergi, şimdi bu da tabii çok tartışılıyor özellikle vergi ve SGK prim borçları. Burada da yapılandırma, yani borç yapılandırması aslında. Çünkü burada sicil affı, vergi affı falan gibi konular hakikaten hepimizin yıllardır muzdarip konu. Yani zamanında bütün cezaları, vergileri ödeyen mükellefler açısından biraz ahlaki riziko yarattı Türkiye ekonomisinde 2-3 yılda bir gelen bu aflar. Dolayısıyla bunun adına borç yapılandırması şeklinde bir çalışma denilmiş. Yani bunu bilemiyorum tabii. Yani daha o içeriği dediğim gibi şeyden meclis genel kurulunda görüşülüp oradan sonra çıkan nihai şeye bakmak lazım, düzenlemeye. Ama şu anki yani teklif edilenler açısından genelde böyle. Tabii şey hani bu bir arada da göstermeye çalışacağım yine ekranda konuşurken. Şimdi bütçe tarafında tabii epey bir açılmada yaşadık açıkçası. Yani şu anda ekrana geldi görüyorsundur diye tahmin ediyorum. Evet. Bayağı bir açılmada yaşadık. Biraz da aslında büyütmeye de çalışayım bir yandan daha rahat gözükmesi açısından. Evet. Şöyle, şimdi 140 milyar aşağıda bütçe dengesi gözüküyor. Yani Ocak, Eylül aslında yani 2020 Eylül'ü en son Eylül 2019 Eylül'üyle kıyaslandığında yani harcamalar 739 milyar TL'den 870 milyar en üst kısımdaki yeşil alan. Faiz harcamalarında da işte bir miktar artış var. 81 milyar liradan 107 milyar liraya çıkmış şu koyu renk kırmızıyla işaretlediğimiz alan.
Gelirler tarafında da vergi gelirleri zaten genel bütçe içinde önem arz ediyor. Orada da 485 milyardan 578 milyar liraya bir artış var. Ama asıl alt noktaya baktığımızda bütçe dengesi 85 milyar eksi açık, yani açıktan 140 milyar TL civarı açığa doğru evrilmiş vaziyette. Şimdi aslında enteresan bir durum şu bence. Bir görsel daha getireceğim. Bence o çok önemli. Türkiye'de vergi gelirlerinin, çünkü çok konuşuluyor bu. Vergi gelirlerinin detayı, kapsamı, yani Türkiye'de şimdi geliyor. Vergi gelirleri açısından Ocak Eylül yine bu pandemi sürecinde kapsıyor. Dikkat edersen mesela az önce ne dedik? Kurumlar vergisi tarafında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 5 puan kadar indirim yetkisi. Şimdi burada toplam vergi gelirleri Ocak Eylül 2020, yani geçtiğimiz ay sonu itibariyle 2 hafta öncesine kadar, çok en son güncel. Şimdi burada dikkat edersen şey var, kurumlar vergisi %13,5 artmış, 13,58. Gelir vergisi %19 gibi artmış. Ama özellikle şey tarafı, ÖTV tarafı, yani toplam ÖTV 142 milyar 800 milyon, yani kabaca 143 milyar TL ÖTV var ki neredeyse gelir vergisi ve kurumlar vergisine yaklaşıyor. Yani vatandaş ciddi anlamda vatandaşın tüketimi üzerinden Türkiye'de çok ciddi bir özel tüketim vergisi alınması var tabii doğal olarak. Yani aslında kurumlar vergisinin 2 katından neredeyse fazla olacak. Bu yıl sonu daha da bitmedi. Ama ÖTV devam edecek tahsilat anlamında. Kurumlar vergisinde çok bir şey yaşanmayacağını düşündüğüm için ÖTV tarafına hakikaten enteresan bir şey. Tabii sadece bununla da bitmiyor. İşte alkollü içkiler, tütün vesaire, bunlar da az bir miktardı. Yani 46 milyar TL vatandaş sağlığını pek korumuyor ama tütünden alınan ÖTV alkolden alınanın neredeyse 4 katı. Dört kat evet. Dolayısıyla yani şey tarafı hakikaten ithalde alınan mesela 106 milyar lira. Bak, ithal ürünlere getirilen biliyorsun sonbahara kadardı süresi. 5.000 civarı ürüne ithal edilen ürünlerin üstüne ciddi gümrük vergisi getirildi. İthalden alınan gümrük vergisi de 106 milyar lira olmuş Ocak Şubat'tan. Yani bu oranlara bakıldığında hakikaten özellikle ama ÖTV ve ithalden alınan şey KDV belli bir yekünü tutuyor. Dolayısıyla tabii bu hani kapsamda şimdi tabii bütçe teklifi de yapıldı. Ben bu arada şeyi kapattım, tablo. Bütçe teklifi de yapıldı 2021 yılına dair. Burada tabii yaklaşık 1 trilyon 346 milyar lira bir bütçemiz olacak 2021 yılında. Merkezi yönetim tabii ki bütçe teklifi. Yani burada tabii bütçe açığını da az önce göstermiştim ya, bütçe dengesinde Ocak Eylül'ü 140 milyar civarı. O tabii sonbaharda özellikle Türkiye'de bütçe Aralık ayında kopar. Yani bir Kasım sonuna kadar bir rakam olur. Şimdi rakamları telaffuz etmiyorum ama tek bir Aralık ayında bayağı büyük bir açık gelebilir. Yani bu geçtiğimiz yıllarda olan bir örnek. Şimdi mesela 2021 yılı bütçe açığı 245 milyar TL şeklinde bekleniyor. 245 milyar açık. Az değil tabii. Yani ÖTV'den de 213 milyar TL gelir bekleniyor ÖTV. Yani biz aslında ÖTV tarafında seneye yine bayağı bir vergi ödemeye devam edeceğiz açıkçası anda. Bu gözüküyor çok net bir şekilde. Tabii eğitim, yani benim en çok dikkat ettiğim şeylerin başında o geliyor. Eğitime ne kadar pay ayrıldı? Yani şu anda eğitim hakikaten yine yüksek bir payı almış bütçe içerisinde. 211 milyar TL gibi bir pay almış. Bir de kamu yatırımları da var. Yani kamu yatırımlarına da ayrılan pay var. Dolayısıyla burada tabii özel sektörün ne kadar yatırım yapacağı bence en önemli. Yani YEP programının 2021 dengesinin hedeflerinin tutulmasını sağlayacak ana oyuncu aslında kamudan ziyade özel sektör olacak Hande.
Acaba bu doğalgaz, Karadeniz'de bulduğumuz ve bulmaya devam ettiğimiz doğalgaz bizim hayatımızı biraz kolaylaştırır mı? Bu kadar çok vergi belki de ödemeyiz o doğalgaz sayesinde. Ne diyorsun? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta sonu bir müjde daha verdi ve dedi ki Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulundu. Dolayısıyla rakam daha önce de 320'yi açıklamıştı. İşte bunu da ekleyince 405 milyar metreküp gibi bir rakama yükselmiş durumda. Tabii ki artık hepimiz biliyoruz ki bu öyle bugünden yarına hemen kullanabileceğimiz bir gaz değil. Belli bir zaman alacak çıkarılması ve ondan işte bizim faydalanmamız. Ama şöyle haberlerde yapılmaya başlandı, işte konutlardaki elektriğin tamamı yeni gazla karşılanacak. İşte önümüzdeki 7 yılda işte şu kadar katkı sağlayacak filan. Biraz ekonomik katkılarını konuşmak istiyorum aslına bakarsan. Bu da önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bilmiyorum Karadeniz'deki gaz bizi ne kadar içinde bulunduğumuz tablodan kurtarır ya da sıkıntımızı rahatlatır mı? Yani işte şimdi yani rahatlatır mı? Tabii rahatlatır da hani de yani bu yani bilemiyorum tabii bunun ne kadar kısa süre içerisinde yani şimdi o taraftaki teknik kısım biliyorsun bir keşif var. Yani şu Evet. anda aslında keşfedilen rakamlar üstünden telaffuzda bulunuyor tabii ki Cumhurbaşkanı'na verilen bilgiler dahilinde yani sonuçta teknik kısımda. Ama yani sonuçta o rakamlar tabii yani aşağı yönlü de revize olabilir, yukarı yönlü de. Şu anda gördüğümüz şey yukarı yönlü revizyon söz konusu oldu dediğin gibi 320 milyar metreküpten artı 85 milyar 405 milyar ama bunun tabi bu rezervin ne kadar hakikaten çıkarıldığında kayıpsız yani o miktarda çıkıp çıkmayacağı muhtemel olası çünkü sapmalar olacaktır bu şeyin deniz zemininin birkaç kilometre altındaki şeyden bahsediyoruz rezervden. Dolayısıyla oraya inilip tek bir şeyde sondajda olmayacağını tahmin ediyorum. Çok teknik bir ben de okuduklarımı aktarıyorum o tarafta. Birçok noktada yani o keşif olunan yer etrafından başlayarak diye ve bu da az bir alan değil yani. Ciddi anlamda tabii sondajların yapılması yani yatırıma başlanması gerekecek. O yatırım süreci de tabii belli bir maliyet alıyor. Çok da şey değil ama en azından bu rezervin ekonomik karşılığı tabii. Türkiye'nin hani şu andaki yıllık doğalgaz yani enerji ithalatı tabii değişmekle birlikte ekonomik büyümeyle 40 milyar dolarların altında pek olmuyor. Dolayısıyla doğalgaz da bu işin tabii ana kısmını oluşturuyor. Yani eğer bu rakam hakikaten yani 1-2 senede pek çıkartılması geçmiş dünya örneklerinde mümkün değil gibi gözüküyor. Yani Karadeniz'de çok kolay bir şey değil deniz. Dolayısıyla yani onun 2023 yılında zaten yani Cumhuriyet'in 100. yılında çıkarılabilir olması yani kullanılabilir olması hakikaten büyük başarı olur. Onu çok hani baştan söylememiz lazım. Ama Demiyorlar. 2023'te çıkarılmaya başlanabilmesi ümit ediliyor yani, hani işte kullanılması. tamam bunu diyorum yani 3 yıl içinde zaten 2020 bitti şurada yani 21, 22, 23 yıl içinde işte 3 yıl içinde bunun hayata geçmesi çok ciddi bir dünya çapında bir olay olur hakikaten. Evet. Genelde 5 yıldan aşağı olmuyor diye bu fizibilitelerde anlatılıyor. Dolayısıyla ama şöyle bir şey var yani Türk ekonomisine ve cari açıkta tabii birlikte bu gazın çıkarıldıktan sonrasında 6 milyar dolarlara yaklaşan bir katkısının her yıl olma ihtimali yüksek. Tabii bu rezervinde kullanılabilirliği yani ekonomik ömrü var o rezervin çıkarılması ve tüketilmesiyle birlikte. Yani o da işte tam süresini bilmiyorum ama yani sonsuz değil tabii haliyle. Ama yıllık 6 milyar dolar civarında. Sonrasında çünkü sondajlarla o miktar daha da yukarıda çekilebilir. Yani ilk çıkıştan sonra. Ama 2023 sonrasında olabileceğini ben eğer hakikaten bu rakamlar doğru ve yatırım da başlanırsa yani seneye yatırımın başlanması lazım o zaman 2021'de. Eğer bu fiiliyata geçerse yani 2023 olmaz, 24 olur, 25 olur neyse o süre. Ama o tarihten sonrasında hakikaten Türkiye'de şeyde doğalgaz şeyinde ithalatına ödenen para da artı seneye yapılacak olan doğalgaz şeyleri var, yenilemesi var. Rusya başta olmak üzere yaklaşık yani toplam kontratların 1/5 falan yenilenecek 2021 yılında. O kontratların eski fiyatları çok yüksekti.
Bir ara bakmıştım ben onlara da, yani şu anki doğalgaz enerji fiyatları çok düştü biliyorsun. Çok çok. Pandemi dolayısıyla da çok düştü. Hem petrol hem doğalgaz. Dolayısıyla hem de elinizde böyle bir rezerv varken 405 milyar metreküplük, seneye yapılacak o tekrar şeylerde, kontrat yenilemelerinde Türkiye'nin önemli tavizleri alması da mümkün olabilir fiyat tarafında özellikle. Belki daha kısa süreli anlaşma yapabilir. Hem fiyatı aşağı çeker hem böyle 25 yıllık falan kontratlar değil de belki 5 yıllık falan ya da 7 yıllık, neyse o, bilmiyorum, olabiliyor mu, ama daha kısa süreli yapıp, çünkü zaten eğer çıkaracaksak 5 yıl sonra ya da 4 yıl sonra, neyse o süre, yani avantajı olacağı kesin Türkiye'nin. İnşallah ve diliyorum gerçekleşir, yani başka bunun çok şeyi yok yani. Dediğin şey asıl daha önemli bence. Orada pazarlıkta kuvvetli olmamız, Türkiye'nin menfaatlerini korumamız, hele ki petrol piyasasında pandemiyle birlikte düşen talebin petrol fiyatlarını çok ucuz hale getirmiş olması, hem de bu pek çok işte Uluslararası Enerji Ajansı'ndan tut OPEC'in açıklamaları bile bu minvalde daha da bir süre daha bu fiyatların ucuz kalacağını da söylüyorlar. Dolayısıyla bizim o rakamları kesinlikle aşağıya indirme şansımız var ve bu şansın kullanılması bence rezervin bulunmasından daha kıymetli bir ve daha kısa vadeli bir avantaj sağlayabilir Türkiye ekonomisi için. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum, değil mi? Kesinlikle, yani dolar bazında gerçekten çok yüksek maliyetler ödedik geçmişte. Çünkü o Çok çok. kontratlar, yani 20 yıl öncesinden falan yapılan kontratlar var. 2000 öncesi yani. Uzun vadeli. O yüzden hani hakikaten seneye önemli bir yıl yani Türkiye için enerjide. Evet, yani benim için orada sağladığımız indirim çok daha büyük müjdeli haber olacak yani. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden 2021'e iyi bakmak lazım. Birazcık aslında borsa konuşalım istemiştim bu hafta. Bilmiyorum ne kadar istersin sen de, ama çünkü şöyle şeyler görüyorum. Bir kere biliyorsun, hani bu son bir iki gündür alımları bir kenara bırak. Yabancının elini eteğini çekmesiyle böyle bir yerli hava esti Borsa İstanbul tarafında. İşte yeni düzenlemeler yapıldı. Küçük yatırımcıyı da koruyan aslında düzenlemeler de girdi. Şimdi yeni halka arzlar var. O da bir ayrı enteresan konu. Çünkü daha çok böyle küçük ölçekli, orta ölçekli şirketlerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu halka arzlarından bahsediyoruz. Ama bu arada da işte bu halka arzlarda büyük fonların etkili olduğu, küçük yatırımcıya pek bir şey pastadan kalmadığı şikayetleri var. Bilmiyorum, Borsa İstanbul'da mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsun? Borsa yatırımcısı acaba bu dönemde nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeli ve nasıl görüyorsun borsanın bundan sonraki süreçte alacağı seyri? Yani şimdi bir kere bilançolar da gelecek. Yani Tabii üçüncü bir de o çeyrek, var. Aha. evet, yani bu hafta başlayacak işte bilanço şeyi, sezonu diyelim. Hı. Bilançolar açıklanacak. Önemli tabii üçüncü çeyrek bilançolar. Eğer tabii hani çok da olumsuz bilançolar da gelmeyecek olursa, yani çünkü en kötüsü ikinci çeyrekti. Üçüncü çeyrek aslında Türkiye büyümesinin de aşağı yukarı da 2 ay gecikmeli geliyor biliyorsun. Üçüncü çeyrek büyümesi de %6'lar civarına yakın olacak gibi gözüküyor çeyreklik bazda. Yani ciddi bir pozitif büyüme gözükecek Türkiye'de. Tabii bu şirketler tarafında da aslında Eylül ayına kadar diyelim, özellikle Temmuz ve Ağustos bayağı iyi geçti. Yani teşvikler tarafıyla verilen desteklerle birlikte çok da kötü. Yani bir yaraları sarıp tekrar bir hızlıca toparlanma şeklinde de geçti yaz aylarında. Turizm hariç, yani turizm ve biraz da tabii buna bağlı işte ulaştırma, lojistik, yeme içme, ama onun dışındaki yani mobilya falan gibi, şimdi tek tek sektörlere girmeyeceğim ama birçok sektörde de otomotiv falan ciddi hareketlenmeler oldu yaz aylarında. Dolayısıyla şimdi borsa tarafında hani az önce söylediğin o seviyeyi önemsiyorum. Yani 1200 seviyesinin altına inmezsek önümüzdeki günlerde yükseliş devam eder büyük ihtimalle. Yani buna Merkez Bankası da bu hafta işte konuştuğumuz az önceki desteği de verecek olursa, haftaya da işte bakanın tabii yurt dışı yatırımcılarla, yani banka aslında temsilcileri, portföy yöneticileri vesaire, kurumsal yatırımcılarla yapacağı olan telekonferansın sonuçları önemli. Eğer o, çünkü geçmişte de yaptı biliyorsun bakan, hani bazıları satın alınmadı o toplantılarda yabancılar tarafından dile getirilen görüşler. Eğer haftaya bu gelirse piyasaya güven tazelemesi, o zaman hakikaten kısa vadede en azından şöyle bir 1245
hedeflemek mümkün olur. Gözüküyor 1245'ler. Yani şu anda en çok bu hafta içerisinde baktığımızda böyle 1200-1215 gibi hareket var. Ama şeyin hani Perşembe gününü görmek lazım. Ondan sonra da Salı günkü açıklamaları görmek lazım. Çünkü sonuçta ana ekonomi yetkilisi olarak bakanın yapacağı ve yabancı yatırımcıların ona karşılık gelecek tabii ki şeyler olacak, yorumları, raporları olacak, değerlendirmeleri olacak muhtemelen hafta içinde, önümüzdeki hafta. Yani bunlarla birlikte ama şu anda hani ben uzun zamandır en azından görmediğim için yani Türk bankaları Hande yani bir kere endeks tarafında baktığında hani gelişmekte olan ülke endekslerine göre aşağı yukarı dolar bazında %30 falan ucuz şey borsa gibi yani kendi emsal ülke endeksleriyle kıyaslıyorum. Bankacılık tarafıysa sanayi sektörüne göre %60 falan daha negatif kaldı yani ayrıştı negatif olarak. Aralarındaki fark pandemiden bu yana %60 çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla eğer yabancı yatırım yapacaksa Türkiye'ye bu süreyi bilemem tabii. Yani 6 ay olur veya daha uzun olur veya daha kısa onu bilemem. Ama yatırıma girecek olursa hakikaten ve miktar da hani böyle 100 milyon 200 milyon değil de daha fazla miktarlarda ve böyle işte 6 hafta 7 hafta falan gibi böyle birkaç hafta üst üste devam ederse giriş yekünü çünkü orada da ciddi çıkış oldu yani toplam çıkış hem tahvil hem borsada 13 milyar doların üstüne ulaştı yılbaşından beri. Dolayısıyla yani orada borsa tarafında da epey bir 6 milyara yakın falan bir çıkış oldu. Yani kaç milyar dolarlık böyle ilk etapta diyeyim hani 1-2 milyar dolar falan bir giriş olursa hakikaten bu özellikle ayrışacak negatif ayrışan kesim banka olduğu için bu sefer de pozitif ayrışabilir. Yani bankaları önce alıp sanayi tarafı zaten şey yapmış vaziyette, primlenmiş vaziyette. Primlenmiş taraf finans kesimi. Finans kesimine bir şey olabilir. Bu yani yarın öbür günü de iyi izlemek lazım tabii bankacılık tarafında. Aslında geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Bunları biz böyle konuşuyoruz ama bir taraftan da çok üzücü. Yani gerçekten değer olarak Türkiye'nin çok kıymetli şirketlerinin, bankalarının bu kadar ucuz olmaları çok üzücü bir diğer yandan baktığında. Ve bu kadar ucuzluğa rağmen ilgi gösterilmemesi de ayrıca finansal olarak üzücü. İnşallah dediğim gibi olur. Birazcık bir hareketlilik başlar çünkü öyle olunca devamı da geliyor. Dediğim gibi bu hafta başlıyor 3. çeyrek bilançoları. TAV Erdemir Tekfen'le başlayacak Perşembe günü. Sonra banka finansalları da haftaya, değil mi? Aynen. Ben bakayım 26 Ekim başlangıç. Yapı Kredi ile başlıyor. Sonra Garanti Akbank geliyor. Şirketler de biraz beklentilerini konuşmaya başlamışlar. Bilanço sezonu her zaman hareketli olur. O hareketi de bir miktar borsa tarafında herhalde yeni dönemde göreceğiz. Ama yine günün sonunda belirleyici yabancı yatırımcı olacak. Doğru anladıysam, değil mi? Aynen. Bence öyle yani çünkü yerli yatırımcı zaten borsayı bayağı destekledi neticede. Yani küçük yatırımcı zaten 500 bin üstünde yatırımcı geldi küçük tarafta 600 bine yakın. Ama yabancının yerine yerli aslında konuşlandı bu yılın genelinde. Tersi olacak olursa tabii burada o primlenmede bir el değiştirme söz konusu olabilir. Yani yabancı yerli karını kar ettiği taraf tabii sanayi büyük ölçüde ya da küçük kağıtlar aslında ama küçük kağıtları da yabancı pek teveccüh göstermez diye düşünüyorum. Yatırım fonları tarafında ne oluyor? Orayı takip ediyor musun? Aslında bu dönem için konuşabileceğimiz bir alan değil mi? Yani yatırım aracı olarak değerlendirme noktasında. Çünkü pek çok bildiğimiz ya da Türkiye'de çok sık bir araçlarda getiriler çok dengeli değildi ama yatırım fonları arasında önemli getiriler kazananlar da var. O tarafa ilişkin de birkaç not aktarabiliriz belki izleyicilerimize. Yani şey hani son 1-2 ay açıkçası hani de bakmadım. Onu net söyleyeyim. Yani onu istersen haftaya falan biraz daha vakit ayırırım. Çalış Sadece sen, çalış biraz da yatırım bize bir fonlarını bakalım yani merak ediyoruz çünkü. tabii yok yatırım fonlarının en azından bir yani BES'te içerisinde kapsamlı bir değerlendirme yapalım. Ama en azından hani yılın şeye kadar olan ilk yarısı sonuna kadar diyeyim. Hani son birkaç ay öncesine kadar bakmıştım en son yazın. Yani orada tabii büyük ölçüde son dönemlerde diyeyim bu son 6 ay için yani bu yılın ilk 6-7 ay için konuşmuyorum. Geçen yıllarda da öyleydi 2019-18.
Özellikle altın tabii kıymetli metal fonları başta olmak üzere bu yılda tabii değişmeyecek gibi gözüküyor. Özellikle gram altın tarafı biliyorsun bir yılda %70 civarı bir TL bazında artış gösterdi. Dolayısıyla kıymetli şeyler metal ve döviz biraz da tabii şey yurt dışı risk iştahı alan yatırımcılar açısından yabancı teknoloji hisse senetleri fonları falan ciddi getiriler sağladılar. Dolayısıyla yani oradaki dağılıma bir bakayım onu demek istiyorum. Yani ne kadar yatırımcı hangi fonlar üzerinde şey yapmış, tercihte bulunmuş. O fon segmentindeki getiriler ne olmuş? Onları hani hem BES'le biraz BES çünkü enflasyon üstünde sağlam getiri sağlıyor. Yani o önemli. Yatırımcı algısını biraz kırmak lazım geçmişteki. Biraz önce konuştuğumuz o girişler Türkiye'ye özgü değil. Gelişen piyasaların aslında tamamına girişlerden bahsediyoruz. Bu da biraz küresel konjonktüre de bakmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Ne oldu da gelişen ülkelerin fonlarına ya da işte yatırımlar araçlarına ilgi oldu? Gelişmekte olanlarda ters bir durum mu var? Yani burada şey tabii Hande yani gelişmekte olan şeylerde ülkelere yönelik sermaye çıkışı pandeminin başından itibaren özellikle şeye kadar olan o periyotta Haziran sonu diyelim işte yılın ilk yarısı sonuna kadar olan periyotta çok şiddetli oldu. Yani özellikle Nisan ayı falan yani Mart'ın ikinci yarısıyla birlikte Nisan ayı falan hızlı çıkışlar oldu. Yani bu tarihte aslında geçmiş finansal çalkantıların olduğu işte 2008-2009 krizi falan gibi ya da Asya krizleri falan geriye dönük bakılan tüm krizlerde finansal olanlarda görülmeyen bir çıkıştı pandemideki hareket. Dolayısıyla yani ondan sonrasında aslında gelişmekte olan ülke az önce o yüzden dedim yani gelişmekte olan ülke şeyleriyle borsa endeksleriyle Türkiye Borsa İstanbul endeksi arasındaki negatif ayrışma Türkiye tarafında çok daha fazla oldu. O yüzden biz aslında eğer yabancı yatırımcının tercihini kazanmak anlamında adımlar doğru adımları atmaya devam edersek o tarafta fon girişi olabilir. Ama bu fon girişi tabii ki demek değil ki işte bundan 10 sene 12 sene önceki gibi yani yılda milyarlarca dolar girip hani o kadar da iddiada bulunamam yani açıkçası o dönemlerden farklı koşullar var. Ama yani şu anda da dipte olduğunu söylemek istiyorum. Yani hakikaten bayağı şeyde sıkıntılı bir şeyde piyasa İnşallah noktada. burasıdır o dip gerçekten. Çünkü dip dedikçe daha da dibi geldi geçtiğimiz dönemde. İnşallah bu kez öyledir ama bu dalgayı yakalamak önemli. En azından dediğin gibi bir başlangıç yapabilmek için. Zaten konjonktür de farklı. Yani işte 2008'de 2009'da olan gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Merkez bankaları dünyada paralar saçıyorlar ama genelde kendi ülkelerine, kendi bölgelerine saçıyorlar o parayı. Dolayısıyla burada farklı bir tablo var. Bakalım göreceğiz. Yani Merkez Bankası'nın bana kalırsa bu hafta alacağı karar çok önemli. Bu yatırımcının ilgisini hala burada tutmak noktasında. Ben de 200 bas puanlık bir faiz artırımı gelebilir diye düşünüyorum. Gelsin istiyorum. Daha da çok buradan çok sevgili yetkililere bu talebimi bildirmek istiyorum. Normalleşelim istiyorum. Ama bir süre daha sadeleşme falan beklememeliyiz, değil mi Evren, bu faizlerde? Tabii yani şimdi ama şöyle bir şey var hani de yani %7-8 falan faiz vardı yaz aylarında kamu bankalarında. Özellikle konut tarafında hatırlarsan bir yıl ödemesiz 15 yıl vadeli 0.60'lar 0.50'lerle falan konut kredileri verildi. Çok acayipti o. Hiç olmamıştı daha önce öyle bir şey. Ben hatırlamıyorum yani. O Evet, düşük. tarihinde yok. Tabii yani. Tabii yani o tarihinde yok işte yani Türkiye tarihinde. Dolayısıyla tabii oradaki ne kadar konut satışı oldu da bu arada aman yani böyle büyük patlamalar oldu falan diye de algılamamak lazım. Yani ipotekli konut satışları verisi açıklandı zaten. İpotekli tarafa bakmak lazım o faiz çünkü ipoteğe konu olan konut satışı. Ya zaten 100 bine yakın bir konut satışı olmuş orada. Yani ilk elden yapılan satışlar önemli. Öbür tarafta devirin de bir ekonomik katkısı yok. Yani birinin evi diğerine geçiyor sonuçta. Ama ilk konut satışı ekonomide önemli haliyle. Dolayısıyla hani o taraftaki rakam da aşağı yukarı 100 bine yakın 95 bin civarı bir satış var 2 ayda. Ama şimdi mesela bu şey Eylül ayından itibaren onun bayağı bir geriliği olduğunu da görüyoruz. Yani faizler yükseldiği için haliyle Tabii. hızlıca
Gerileme var en son açıklama konut satış verilerinde gözüküyor özellikle ipotekli tarafta. Bence o iş yani oradaki yazın gördüğümüz hadise biraz sanaldı açıkçası. Bir de bitti yani. Bir tekrarını da Ha, beklemek bitti bir şey de gerekebilir. pandemi de bitti. Bitti ama bak şu da çok önemli. Yani yaklaşık 4 yıla yakın bir süre diyeyim kabaca. Yani 2016 sonrasından itibaren 2019 üçüncü çeyreğine kadar olan neredeyse bir periyotta İstanbul başta olmak üzere %35'e yakın bir fiyat düşüşü olmuş. Yani 2017, 2018, 2019'un tamamı değil ama işte üçüncü çeyrek kabaca yani 3 yıla yakındır süre. Yani son 1 yıl içerisinde %22 artış oldu şeyde İstanbul'da. Yani geçen senenin çeyreğinden itibaren baktığında %30'un üstünde yani yükleniciler ya da inşaat şeyi ya da emlakçılar yani bütün o kesim diyelim 3 yılın kaybını değerde neredeyse 9 ay içinde falan yani bir yılı bulmadan fiyatta yerine yani talebi görünce faiz düşünce olağanüstü şeyi zammı ya da fiyat artışını hemen yapmışlar. Yani orada aslında tüketici çok iyi hesap yapmak zorunda. Yani bu evler geçen senelerde neydi? O faizlerde, şimdi bu faizlerde ben hangi maliyetle bunu alıyorum? Çünkü sonuçta faiz farkına yaptığın, faizden kazandığın avantaj Fiyat aslında artışıyla gidiyor yani. şeye yükleniciye ya da üreticiye ya da neyse o emlakçının aracıya cebine giriyor yani satıcıyla birlikte. Bu hesaplar iyi yapılmalı. Var mı bugün hikayen? Ya var. Hatta aslında bir tane de şey var. Bu benim bildiğim ve eski bildiğim bir hikaye. Şimdi ben sana ekrana onun bir de şeyi var, görseli de var. O biraz dursun ekranda. Sonrasında çekeceğim. Şu anda görüyorsun, değil mi? Adalet çarkıyla dönen değirmen görüyoruz. Evet, Biz aynen öyle. Şimdi bu çok. izlemeyenler için ben bir şey tercüme yapayım. Bazen biliyorsun YouTube'dan değil radyodan da dinlemeyi tercih edebiliyorlar. O Evet. yüzden şu anda bir adalet çarkıyla dönen değirmen görüyoruz. Siyah beyaz bir Evet. fotoğraf. Arka silüette bir değirmen var. Onun önünde de bir saray var aslında. Şimdi bu aslında hikaye eski bir hikaye tabii ki. Başta da Berlin'de hakimler var Hande. Şimdi Alman kralı 1. Frederick hayatı boyunca iyi geçinemediği oğlundan çok muzdarip. Tamam mı? Kral gelecekte yerine geçecek olan tahta oğlunun askerlikten ve avdan hoşlanmamasını bir türlü içine sindiremiyor. Soyluluğun göstergesi olan bu sporlara ilgi göstermeyen genç adamın dönemin ünlü müzisyeni Bach ile yakın arkadaş olması ve hele de ondan flüt dersleri alması kralı iyice çileden çıkarıyor. Tamam. Alman kralı öyle ki 1. Frederick bir gün kılıcını çekerek öfkesinden oğlun üstüne bile yürüyor. Bu 1740 yılında babasının ölümü üzerine Alman tahtına oturan 2. Frederick'in ilk icatlarından birisi de ülkede işkenceyi yasaklamak oluyor. Düşünce özgürlüğünün önemini dile getiren 28 yaşındaki kral, çok genç, basın üzerindeki sansürü de kaldırıyor o zaman. Ve Bu Bach'ın arkadaşı olan kraldan bahsediyoruz sanırım. Almanya'yı da Almanya yapan büyük Frederick diye tarihe geçen Avrupa'nın bu en aydın kralı hastalığına yol açtığı inancında kırarak halkına patates yemeyi de öğretmiş. Bu nedenle mesela 2. Frederick'in mezarını ziyaret eden Almanlar günümüzde de yanlarında getirdikleri patatesleri çiçek demetlerinin yerine mezara bırakıyorlarmış. Allah Ha? Allah. Evet, çok enteresan. Şimdi aslında çok kısa hikaye şu. Şimdi diyor ki 2. Frederick henüz 5 yıl kralken Berlin yakınlarında Potsdam'da bir yazlık saray yaptırmaya karar veriyor. Yani o hikayeyi anlatırken gösterdiğim grafik aslında yazlık sarayın arkasındaki değirmen silüetinin olduğu gerçek resim bu arada. Şimdi yazlık saray yaptırmaya bu sarayın adı da Almanca olmayıp Fransızca kaygısız anlamına gelen Sansui şeklinde koyuyorlar. Alman kralının sarayına neden Fransızca bir at konulduğu sorulduğunda da 2. Frederick'in aslında çok iyi Fransızca konuştuğu ve yazmayı da bildiği, o yüzden söylemeyi unuttuğundandır deniliyor. Şimdi burada
olan şey Büyük Frederick sarayın daha büyük yapılmasına engel olan değirmenin yanındaki değirmeni yani inşaat sırasında satın alarak yıkılmasını istiyor. Emrediyor şey yanındakilere. Ne var ki sahibi değirmenin satmaya, krala değirmenini satmaya niyetinin olmadığını söylüyor. Kral adamlarına değirmenin çok çok ederin üzerinde para vereceğini, haberini gönderse de değirmenci teklifi reddediyor. Bunun üzerine ikinci Frederick değirmencinin yüzüne kendisinin kral olduğunu, istese değirmeni para vermeden de elinden alabileceğini haykırıyor. Değirmenci büyük bir soğukkanlıkla bunu yapabileceğini söyledikten hemen sonra da insanlık tarihine aslında en unutulmaz cevaplardan birini veriyor. Sayın kralım, unutmayınız ki Berlin'de hakimler var diyor. Dolayısıyla aslında hiçbir güç, hiçbir iktidar, kral dahi olsa adamlarından, adaletten hayatta üstün olmadığını bir değirmencinin kral, Alman kralı 2. Frederick'e söylediği bu söz adaletin karşısında aslında herkesin eşit olduğunu, bu gerçeği de totaliter rejimlerin bir şekilde yıkılmaya başlayacağını gösteren bir dönemin habercisi olmuş. Dolayısıyla yani Berlin'e yolunuz düş. Ben görmedim bu arada. Berlin'e Ben gittim. gittim belki ama ben de görmedim. Bu arada Evet. değirmenci yaşamış mı sonrasında bu sözleri söyledikten sonra? Evet. Yok yok o yani o sonuçta o zamanlar daha farklıymış Hande. Biliyorsun 1740'lardan sonra 86 Amerika, 89 Fransa özgürlük, eşitlik, kardeşlik, hürriyet falan bayağı bir farklı dönemler yaşanmış. Ama son olarak şunu ekleyeyim bak bu ilginç. 1917 yılının son günü 31 Aralık'ta Potsdam'daki bu sarayın karşısında bir adam duruyor. Ülkesinde geleceğe tahta çıkacak olan Almanya ziyaretine katılan o adam uzun uzun bu saraya bakıyor kar altında. Saray ve değirmenin adaletini simgeleyen bu iç içe görüntüye daha sonra 1918'de ülkesi işgal ediliyor ve o ülkesinin mutluluğuna giden yolu saray duvarlarının içerisinde değil 1919 Bandırma vapuruyla Anadolu'ya geçerek yoksul halkıyla bütünleşmede arıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de böyle bir bu sarayla ilgili bağlantısı olmuş geçmişte onu da aktarmış olayım. Çok güzel bir hikaye yine her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz Evren. Sayende genel kültürümüz artıyor. Estağfurullah. Efendim entelektüelitemiz artıyor. Böyle güzel şeyler öğreniyoruz. Kıssadan hisseler çıkarıyoruz. Hayat İnşallah. her şey sadece ekonomi değil Hande ya. Evet, her şey ekonomi değil ama ekonomi her şeyi de kapsıyor. Bunu da unutmamak Kesinlikle. lazım. Yani ben ekonomi gazeteciliği yaptım yıllar boyunca. Hatta her yıl daha fazla bunu fark ettim. Herhalde dünya üzerinde hiçbir alan, disiplin bu kadar çok yönlü değildir Evren. Bunu da söylemek lazım, değil Ya mi? bu aslında son söz şöyle olsun. Çok doğru tespitin. Bunun sebebi yani bir inşaat mühendisi değil mi? Bir tıp doktoru yani böyle bir durumla karşı karşıya kalmıyor. Çünkü ekonomi siyaseti siyaset de ekonomiyi etkiliyor hayatta. Ama bunun hangisinin hangisinin sebep sonuç ilişkisi o ilkeye bağlı. Evet. Çok teşekkür ediyorum Evrenci. Teşekkür Ağzına ederim sağlık. Hanneciğim. İyi Harika şeyler yayınlar öğrendim. Şunu diliyorum. İyi kapat da yüzünü göreyim. akşamlar diliyorum. Kendine iyi bak, sağlıkla kal. Gitme, dur gitme. Yüzünü göreyim. Şunu kapatmayı unuttun. Ve kapatmayı unuttun mu? Pardon. Yani evet artık yaşlandım ya. Hani de unutkanlık Canım aşk olsun. da Ne başladı. aşk olsun. Tamam. Şey kaldırdım şimdi. Ha, seni de görüyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Güzel bir Ben hafta teşekkür diliyorum. ederim. Önümüzdeki hafta artık Merkez Bankası'nın yaptığını konuşuruz. Bu hafta yapacağını tartıştık senaryolar üzerinden. Önümüzdeki hafta da ne yaptıysa ona bakarız. Yaptığını konuşalım. İşte senin de söylediğin gibi BES'i ve yatırım fonlarını da şöyle kısaca bir değerlendirelim. Faydası Kısacası olacaktır. evet, hem faydası olsun ya, gündem bazen çok yoğun oluyor, onun üzerinde kalıyoruz ama bunları da merak ediyorlar, hatta soranlar da oluyor. O yüzden hani kısaca geçersek onun üzerinden faydalı da olur diye düşünüyorum. Haftaya Evet. takipte kalsın herkes. Evet, aynen öyle. Hızlı Ekonomi bir bölümü daha burada sona erdi sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta yine Pazartesi günü saat 18'de İstanbul Gedik Üniversitesi'nin YouTube hesabında ve aynı zamanda Radyo Gedik'te buluşmak üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.